Elif hocam, atölyemize hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Hocam, bir sıkıntı var. Ülkemizle alakalı bir sıkıntı, herkesin bildiği bir sıkıntı. Şimdi yeni öğretim yılına da giriyoruz. Bu yeni öğretim yılında çocuklarımızın böyle bir umutsuzluğunu araştırdım diyebilirim. Yani çocuklarda öyle bir umutsuzluk var ki, ben okuyunca ne olacak? Şimdi benim atölyemde çocuklara sanat öğretiyorum hocam. Ve İngilizce ve sanat bunların tüm dünyada işe yarayacağına inanıyorum. Siz bu konuda biraz fikir verirseniz bana, ben bu fikrinizi kendi atölyedeki çocuklar üzerinde uygulayıp onları yurt dışına entegre etmeyi düşünüyorum hocam. Buyurun hocam. Şimdi hocam şöyle, sıkıntı sadece öğrencilerde olsa halledilebilir de ne yazık ki bütün eğitim camiasında var o sıkıntı. Biz de zorlanıyoruz. Şimdi öğrencilerimi geleceğe yönlendirme açısından hani gönül rahatlığıyla mesela bir öğretmen ol diyemiyorum. Olmalısın diyemiyorum. Böyle kutsal bir mesleği tavsiye edemiyorum. Çünkü hiçbir türlü tatmin etmiyor. Atanamayanlar çok acı içinde hocam. Çok fazla var. Atananların da durumu çok matah değil ki yani. Hocam bir de memur sayımız Avrupa'nın belki iki katı. Yani verimli memurluk da yok yani. Birkaç meslekte var ama diğer memurluklarda kitler dolmuş durumda yani böyle. Çünkü biz İşte üretmiyoruz hocam. üretmiyoruz. Sadece mesela düşünsene ne kadar apartman varsa o kadar güvenlikçi var. Yani hizmet sektörü ayak işleri. Herkes birbirinin sanki işini yapıyormuş da herkes birbirine cebinin harçlık veriyormuş durumda. Yani tatmin edici ücretler de yok. Tatmin edici ücret hiçbir alanda zaten yok. Sadece ücret de değil ama tatmin söz konusu olduğunda manevi tatmin de yok. Yani mutlu değil, öğretmen mutlu değil, öğrenci mutlu değil, yönlendirdiğimiz hiçbir alan mutlu değil. Şu alanda kesinlikle gelecek var, hadi buradan gidelim diyemiyorsun. Ya da bir yere yönlendirdiğinde öğrenci de artık bilinçli ki zaten. Hani direkt olarak hocam işte ben o mesleği yapacağım da ne olacak diyebiliyor yani. Şunu okuyacağım da ne olacak, ne kazanacağım diyebiliyor.